Ali Haydar'ı tanırım. Birlikte görev yapmıştık. 15 yıldır buralarda komutanım. Çok tecrübeli. Ben araziyi ondan daha iyi bilen birini görmedim. Burnu aç kurt gibi koku alır bunu. Sağlam adamdır. Yazalım bunu. Çok riskli bir doğum olacak. Yani karınızın doğum olana kadar yataktan kalkmaması lazım. Nasıl yani? Yani düşürebilir. Kaçıncı bu? Daha önce 4 tane kaybettik. Son umudumuz bu. O halde işinize çok iyi bakmanız lazım. İyi de ben bir askerim. Göreve gidiyorum. Ne kadar sürüyor? Bazen 3 gün, bazen 3 ay. Anladım ama yani eşiniz gördüğüm kadarıyla bu bebeği çok istiyor. Ben de istiyorum. Özür dilerim. Alo. Ali Haydar. Vatan senden acil hizmet bekler. Nereye geliyorum komutanım? Yanıma. Emredersiniz komutanım. Gidiyor musun yine? Çağırdılar. Bu sefer gitme. Şunun şurası 2 ay. Sık dişini biraz, daya. Çocuğumuz da olsun. Sen olmasan ölmezler ya. Onlar orada ölmezler ama... Gitmezsem aldığım her nefeste ben ölürüm. Eyvah. Ne oldu? Mücahit delisi burada da karşıma çıktı komutanım. Bu adam tam bir deli komutanım. Neymiş derdi? Özel kuvvetlerde böyle bir tipi tarih yazmamıştır. Bunun babası polis. 2009'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuş. Dedesi de Kıbrıs harekatında şehit olmuş. Dedesinin dedesi de Çanakkale'de şehit olmuş. Tam şehit oğlu şehit yani. Allah'ım, ne olur bu sefer şehit olmayı nasip et. Ne olur. Birinin önden girmesi gerek. Kim giriyor? Siz bu soruyu sormadınız, ben de duymadım.
çocuğu ya? Lan buraya. Lan oğlu en iyi. Siz bakım yapmıyor musunuz lan bu silahlarınıza? Ha? Silah bu silah. Bakacağım buna her gün. Temizleyeceğim. Yağlayacağım. Seveceğim. Okşayacağım. Sonra böyle tutukluk yapar. Sik gibi kalırsın. Oğlum, senin benim duygularımla oynamaya ne hakkın var lan? Ne hakkın var? Tamam Mücahit, yeter. Komutanım, mal dini bunlar ya. Böyle düşman oldukça bırak şehit olmayı. Anca emekli oluruz. Birinin bu askere şehit olmakla intihar etmek arasındaki farkı öğretmesi lazım. Vallahi başımıza bela olur ama on numara askerdir komutanım. Yazalım derim. İyi, kefili sensin. İlk hatasında yakarım seni. Tamamdır komutanım. Assubay Fethi, milli okçuymuş. Kolejde okumuş. Varlıklı bir ailenin tek oğlu. Hayatı bir şeylere nişan alarak geçmiş. Böyle bir aile niye oğlunu asker yapsın ki? Aile değil. Zaten kendisi istemiş. Vurabilecek misin? Iskalarsan işin biter, evine gidersin. Iskalamam komutanım. Oralar kumludur asker. 5 saniyen var. 5, 4... Üç el ateş edeceksin. 3. Yüz metreden bir tane bile tutmamış. Değil mi? 100 metre mi? Ben 200 attım komutanım. Fethi de bizimle. Yazalım. Bir de istihbaratçı lazım. Bizim ateş başçavuşu yazalım derim. Bölgeyi ondan iyi bilen yoktur. Sağda değil mi o? Evet komutanım. Nazlı'nın yeni bulması an meselesidir. Girmediği delik yok. Arapçası da Kürtçesi de çok iyi. İkisinde lehçeleriyle konuşuyor. Nerede kaldın? Yolu uzatmak zorunda kaldım. Düşman vardı. Malzemeleri getirdin? Getirdim. Hepsi burada. Bu ne? Bu ne lan? İşimiz bitmedi. Yürü sepetin oraya. Bu arkadaş da tahrip uzmanı. Adı Feyzullah. Eğitmenleriyle konuştum. Biraz ana kuzusuymuş ama son dönemde çıkan en iyi askerlerden biriymiş diyorlar. Ana kuzusu mu? Teyzeciğim göremezsin oğlunu. Oğlum 2 dakika göreyim. Bak Feyzullah burnumda tutuyor. Ya sen dün gelmedin mi teyzeciğim? Görüşmediniz mi? Ya görüştük, görüştük de ana yüreği işte bir gün görmeyince özlüyor. Teyzeciğim burası öyle senin bildiğin askeriye değil. Burası bambaşka bir yer. Hay Allah. Ya bari şu
kıymalı böreği verseydin ha. Vallahi bak Feyzo'm kıymalı böreği çok sever. Tamam teyze, ver bana. Oğlum iyi değil mi? Canını falan yakmıyorlardır. Yok teyzeciğim, prens gibi bakıyorlardı. Merak etme. Oh, iyi çok şükür. Yapabileceğim Feyzullah. Yapacağım komutanım. Bak bu bomba patlarsa ne olur biliyorsun değil mi? İkimiz de ölürüz komutanım. Hayır Feyzullah, bana hiçbir şey olmayacak. Ama sen ananın kıymalı böreklerinin yanına dönersin. Emredersiniz komutanım. Hadi Feyzullah, saniyeler azalıyor. Bak şimdi bunun gibi yüzlerce tülüsünü yükledim bir arabaya. Az ilerisi konser çıkışı. Kızlı, erkekli gençler, kalabalık. Az sonra patlayacak. Böyle kollar, bacaklar etrafa saçılacak. Neden? Çünkü beceremedi. Bomba patladı Feyzullah. Zamanı da durduramadı. Olmaz mı bu hani? Hadi Feyzullah, hadi, hadi. Gözlerim kararıyor komutanım. Yarım saattir başlığa duruyorum. Ne yapacaktın? Bir de sana kuşluğu yatak mı serecektik? Hadi Feyzullah. 7, 6 Feyzullah. 5 Feyzullah. 4. Aferin Feyzullah. Herkesin hayatını kurtardın. Bunu daha önce yapabilen olmamıştı. Sağ olun komutanım. Hadi iyi günler Feyzullah. Komutanım, ben böyle mi kalacağım? Vallahi orasına karışmam. Bak başının çaresine. 10 dakika içinde atış poligonunda olmazsan kıymalı böreklerin tamamını yerim ona göre. Son olarak geveze diye anılan bir arkadaş var. Üsteğmen Zafer Yaman. Geveze mi? Neden geveze? Çok mu konuşuyor? Tam olarak öyle değil komutanım. Konuşsana lan. Canım konuşmak istemiyor. Arazide kaç asker var? Konuşsana lan, orası mı çocuğu? Şu anda görevde ama ondan daha iyisini bulamayız. Yakında dönecek. Tim komutan yardımcısı olabilir. Tamam. Kurmay başkanımla konuşup hepsi için talepte bulunalım. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Tim'in başına geçmesi için Üsteğmen Yavuz'u uygun görür müsünüz? Bu görevi en iyi o üstlenir. Olmaz. O şu an böyle bir sorumluluğu alabilecek durumda değil.